Herkese merhaba arkadaşlar, ben HK Hoca'nız. Lap Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Soru Bir Cevap serimizin 22. videosuyla karşınızdayım. Dünkü problem sorusu, dijital saat problem sorusu hoşunuza gitti bunu gördüm ve de çok güzel yorumlar aldım. Bu yorumlar üzerine hem kafanıza takılan noktaları, orada takılan noktaları burada daha detaylı açıklamak, hem de soruyu biraz daha büküp, değiştirip, Birazcık daha yeni elementler ekleyip daha da zorlaştırmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Umarım işinize yarar. Zilin sesini duyduğumuza göre dersimize geçebiliriz. Diyor ki bana dikkat. Aşağıda iki tane arızalı analog saat gösterilmiştir. Bakın bu sefer analog saatle çalışacağız. Ne farkı var hocam? Dijital saatte hocam toplam attıkları tur yani şunu söyleyeyim. Dijital saatte benim burada saatim 0 0dan başlar. Nereye kadar gider? 24 tabi 24 olmaz da 23 59'a kadar gider. Aslında bir analog saatin tam turu bir pardon bir dijital saatin tam turu bir gündür. Çünkü 0 0 1 1 2 2 3 4 4 hani 15 16 17 24 olur. E bu analog saatte fark ne? Analog saatte bunların aynı anda denk gelmesi 12'ser saatlik aralıklarla olur. Şimdi eksi 1 olmasının nedeni arada bir saat fark vardı. O zaman bunlar 23 saatlik farkı tarıyordu. Fark bir bu. Burada analog sordum. Analogda mevzu 12 saat üzerinden dönecek. Bu bir. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Sonra bu saatlerden birincisi. Bakın birinci saat. Her iki saatte sadece 12 dakika geri geliyor. Bu sefer her iki saatte 12 dakika geri geliyor. Dikkat. İkincisi her bir saatte 4 dakika ileri. Şöyle yapalım mı? 2 saatte 12 dakika geri. Bakın saat 3. Zaten aşağıda okuyacağız. İkincisi 1 saatte sadece 4 dakika ileri. Bu da 1 saatte 4 dakika ileri. Şimdi diğerinde ne yapmıştık? Büyük olanı küçüğe benzetmiştik değil mi? Yani 2 saatte 12, 1 saatte 6 demiştik. Aslında mantıken yanlış. Yanlış. Cevabı etki etti mi? Etmedi. Çünkü şöyle düşünün. Diyelim ki toplam burada 93 saat geçsin. 93 saat geçtiğinde aslında bu yani bu 2 saatte 12 de 1 saatte 6 değil. 2 saatte olduğunda 12 saat geri geliyor. Yani 1 saatte 6 dakika geri gelmiyor. O yüzden küçüğe benzetmektense bakın 2 saat 1 saat büyüğe benzetmek daha mantıklı. Çünkü bu kesin gerçekleşmek zorunda. Bu zaten her türlü gerçekleşiyor. O zaman ilk yapacağımız iş 2. saat 1 saatte 4 dakika ileri gidiyordu ya 2 saatte eşitlemem lazım. O zaman bu 2 saatte 4 çarpı 2'den toplam 8 dakika ileri gitti. Birinci saatim bu ileri diyelim. Birinci saatim 2 saatte dikkat 12 dakika geri geldi. Harika. Şimdi bu arkadaş buradan geri gidecek. Bu arkadaş buradan evet geri buradan ileri pardon. Bu geri gidecek. Evet bu ileri. Durun şimdi kafam karıştı. Ha ileri bu tarafta. Bu da ileri. Şimdi bunlar bir yan yana gelecek. Yan yana gelmesi için bakın. Bu 6'da 6'dan ileri. Bu 3'ten geri. E arkadaşlar bunların toplam aralarında kapatması gereken fark. Bakın şu sayıyla gösterdiğim saat dilimi. Bu kadarlık farkı kapatmak zorunda. Peki bunlar nasıl fark kapatıyormuş? 2 saat bu 2 saat bu çalıştığında aynı anda çalışıyorlar tabii ki de. Toplamda 2 saatte daha detaylı anlatıyorum ki soru işareti kalmasın. 8 dakika ileri 12 dakika geri gelirsem yani bu geri bu ileri toplam 12 artı 8'den 20 dakikalık bir saat dilimini kapatırlar. E bunların kapatması gereken bakın saat burada 3 burada 6 hatta okuyalım. Bu iki analog saatten birincisi 3'ü ikincisi 6'yı göstermektedir. İkisinin ilk kez aynı saati göster ikisi ikisinin ilk kez aynı saati gösterdiğinde analog saatlerde saat kaçtır? İkisi ikisinin ilk kez aynı saati gösterdiğinde tam doğru. Analog saatlerde saat kaçtır diyor. Aynı saati göstermesi için bu geri gelecek. Bu ileri gidecek. Diyelim ki şurada karşılaşacaklar ve burada saat kaçtır diye soruyor bana ilk kez karşılaştıklarında. Şimdi bakın soru bir kademe zorlaştı. 2 saatte 20 dakikalık fark kapanıyor. E bunların kapatması gereken fark. Saat 3'müş burada. Saat 6'ymış burada. Yani bu taraf toplam 3 saat. Bakın Dijitalde 24'ten biri çıkartmıştım. 23 saati kapatacaklardı. Analogda 3 saat burası geriye kaldı. Sarı kısımda 9 saat. Demek ki 9 saatlik fark kapatacaklar. 2 saatte 20 dakikalık fark kapatıyorlar. O zaman diyelim ki x saatte 9 saatlik fark kapatacak. Bu 9 saati dakikaya çeviriyorum. O zaman burası 9 çarpı 60 dakika çarpmıyorum dakika artarsa otomatikman saat artar. Doğru orantılı çapraz çarpımları eşittir. Çarpalım eşit diyelim. 2 çarpı 9 çarpı 60 eşit olmak zorunda. Bakın hatta gelen sorulardan birisi de şuydu. Hocam dakikamız saat mi? Şöyle yapalım. 2 saat. Bakın 2 saat. Şey ne ya? 2 saat çarpı 9 çarpı 60 dakika. Bakın cinsten yazdım eşittir. Burası x çarpı saat çarpı 20 dakika. Şimdi dikkat. Karşılıklı olarak dakikalar gitti. Bakın. 0 gitti. 0 gitti. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. 3. 9 çarpı 3. 18. Bir dakika. 2 saatte 20. 2, 2, 60'dan. Burada 3 geldi. 0 gitti. Güzel. 9 çarpı 3. 27. 27 çarpı 2. X saat eşittir 27 çarpı 2'den 54 saat olmuş oldu. Yani 54 saat sonra bu X saat, buraya saat demeye gerek yok. Bu saati silerim çünkü saatler gitmiş oluyor. X eşittir 54 saat olarak bulmuş oluyor. Yani kısaca 54 saat sonra bunlar, diyelim ki burada yan yana geliyorlar. Burada bir saat dilimini gösteriyorlar. Aynı saat dilimini. Diyor ki bana soru. İlk kez aynı saati gösterdiğinde analog saatlerde saat kaçtır diyor. Peki hocam bunu nasıl bulacağım? Toplam 54 saat mantığıken ikisi de çalışıyor. Peki ikinci saatten gidiyorum. İlk saatten gitseydim de aynı sonucu elde ederdim. İkinci saatte mantık neydi? İkincisi her bir saatte sadece 4 dakika ileri gidiyor. Bakın her bir saatte 4 dakika ileri. Yani bir saatte bir saatte 4 dakika ileri gidiyordu. E toplam 54 saat geçmişse acaba 54 saatte kaç dakika ileri gitmiştir. Yine doğru orantı içler dışlar çarpımı eşittir. Buradan 54 çarpı 4 dakika ileri gitmiş oluyor eşittir soru işareti. Bakın 54 çarpı 4 dakika ileri gitmiş oldu. Bu sefer saat, buradaki saatler sadeleşiyor. Geriye sadece dakika kalıyor. Peki 54 çarpı 4 dakika demek 4 çarpı 4'ten 16 1 4 5 21 daha 216 dakika demektir. O zaman 216 dakika bu saati ileri götüreceğim. Peki 216 dakika demek acaba kaç saat? Bunu ben en son 60'a böldüğümde 3 kere 6 180. Bakın 6 aşağıya 11 8 3 aşağıya 2 yani 1 kaldı 1 eksi 1 0. Demek ki 3 saat 36 dakika ileri gidiyor. E saat şu anda burada bakın burada 6 0 6 0 0'dı. 3 saat ileri gittiğinde 0 3 36 ileri gitti. 6 3 0936 Demek ki bu saatler yani iki analog saatte aynı anda şöyle yapalım 0936 35 Kısa burada uzun 35-36 Burada olarak ikisi yan yana gelmiş oluyor yani saat 0936 da iki analog saatte aynı saati göstermiş olur Umarım bu sefer daha açıklayıcı olmuştur arkadaşlar ve de sorumuzu bitiriyoruz. Devam edecek bu serimiz hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Karşıma çıkan veya benim kendi ürettiğim güzel soruları sizlere yazmaya çalışacağım. Artık bu soru benim sorum oldu. Diğerini tamam çalmıştık ama geliştirdik. Daha güzel bir soru haline getirdik bu soruyu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.